arkadaşlar, bu aracın da motoru inecek. Komple zincir, baskı balata, su tapaları ne varsa değişecek. Evet, gerçek Albia bu değil mi? Evet, Albia sesi bu. Evet, Albia, gerçek Albia sesi bu arkadaşlar. Gerçek Albia bu abi. İki sokak öteden sesini tanımamız lazım. Evet, gerçek Albia bu abi. Evet, bu aracın da zincirini, iticilerini falan kontrol edeceğiz, sessizleştireceğiz. Yanlışlıkla ben motorunu kapatıldı, benzinli motor falan mı koydun herhalde? Yok abi ya. Baksana abi, bak bak. Bir daha gidiyorum. Bak şimdi buradan bak. Gerçek Albia sesi bu. Bak. Buradan şimdi çıkıyoruz abi. Motoru aldık. Motoru aldık. Motor burada. Evet, PVC'nin hortum hortum kopmuş zaten. Şöyle bir yağ içinde. Evet. Şu da bir açayım. Evet. Oo, uçurulmuş lan buradan. Komple yağ olmuş her taraf. Şöyle bir çevir abi. Kardeş, senin krank geçen yağı kaçırmış. Görüldüğü üzere. Buralar zaten hep yağ içinde. Her taraf kaçırmış. Buradan hem su hem yağ kaçmış. Keçe de kaçırmış. Gördüğün üzere. Evet. Görüyorsun. Bir de senin turbo milin birinde boşluk var. Langır langır oynuyor. Turbo da sıkıntılı. Yağ soğutucum burada. Bu da tıkanmış muhtemelen. Şimdi az sonra soğutucuyu da sökeceğim. Evet. Soğutucuyu söktüm. Tıkanmamış ama iç çürümeye başlamış. Görüldüğü üzere. Bu da patlamaya bahane arıyor eli kulağında. Soğutucuyu da değişeceğiz. Bu devir daim yeni mi değişti? Yeni gibi duruyor. Ama biz genelde plastik kanat kullanıyoruz. Bunlar çabuk eriyor. Yine de bir bak. Tak derse bunu takarız. Bir de termostatın yeni mi bilmiyorum ama değiştirsen değişiriz. Yani belki 5-6 ay sonra bozulursa diye. Şu an durumu hakkında pek bir şey yok. Yan sanayi zaten. Üstündeki yan sanayi. Değiştirsen değişiriz. Yoksa öyle kalır. Şuradan baktığın zaman. Devir daim pompası sağlam. Göbeğine de baktım, boşluğu da yok. Sanki kısa zaman önce değişmiş gibi duruyor. Karar senin. Evet, kürbülatörü açıyoruz. Ya Allah, bismillah. Öyle. Dümdüz kaldır abi, kaldır kaldır. Tamam. Koy kenara onu. Telefonu tutsana. Evet.
Geç. Evet, kartel cuvatalarının hepsi yalama olmuş. Komple hepsine baştan kılavuz çekip diş açacağız. Ayrıca orta bu tarafa gel. Şurada orta aks taşıyıcısının cıvataları da yalama olmuş. Şu bir tanesi sağlam. Şuna helikul atmışlar zaten. Şu da bozulmuş. Bunları tekrar tazeleyeceğiz. Komple diş atacağız. Yoksa yağ kaçağından geçilmez. Zaten motoru gördüm. Her taraf yağ. Biz de elimizden geldiği kadar hepsini minimuma indirmeye çalışacağız. Tamam. Evet, cıvataları tazeledik. Hepsini tek tek. Evet, bizim bir üçlerde en büyük sorun kartellerden sızan yağlar. Bunun da sebebi görmüş olduğunuz dişlerin zamana bağlı olarak alüminyumdan dişlerinin yalama olması. Metal yorgunluğu da diyebiliriz.
Daha sonra araçta yağ kaçakları olur. Genelde birçok multijet kartel kapağı silikonla gider. Tabii biz motor aşağı aldığımız için ben burada komple dişleri yeniliyorum. A'dan Z'ye. Ve sıkma işine geldiğinde de sonuna kadar çok rahat bir şekilde sıkıyoruz. Daha sonra motorun içini yıkayacağım. Dışını biraz yıkadım. Şimdi ters çevirdim. Bir de buradan yıkayacağım. Temizleme işlemi de bittikten sonra motoru toplamaya başlayacağım. Evet, motorun aşağı almış olduğumuz aracın iticilerini değiştirdik. Biraz sonra kürbütür kapağını koyacağız. Kitleme aparatlarını takıp ve buradan toplaya toplaya gideceğiz arkadaşlar. Kürbütür kapağımızı taktık. Kilitlememizi çift taraflı yaptık. Yeni almış olduğumuz OS marka termostatımızı da taktık. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Emme manifoldumuzu, o-ringini söktük, eski o-ringi. Yenisini takacağız. Ve emme manifoldunun yerine takacağız. EGR olmadığı için emme manifoldumuz da temiz. Kir, pas, kurum yok. Evet, tertemiz. Evet arkadaşlar. Araç sahibinin almış olduğu şey biraz ucuz yan sanayi bir o-ring. Tutmadı. Zaten bizim orijinalde şurada bir tırnağımız olur. Ne yazık ki bunda yok. Her iki tarafta da. Eskisinde de var. Gördüğünüz üzere. Eskisi orijinal. Üstte şöyle tırtıkları var. Tam oturması için. Bunda da var. Biz orijinalini kullanıyoruz. Bu geri araç sahibine vereceğiz. Tekrar iade etsin. Parasını alsın. Evet arkadaşlar. Kran keçesi yağ kaçırdığı için şanzıman içi komple yağydı. Onu da temizliyoruz. Bayağı bir yağ. Bunu da temizlemek zor. İşte barata spreyiyle, mazotla yıkaya yıkaya bu hale getirdik. En azından sızıp baratayı yağlamasın. Öyle takmak olmaz tabi. Pırıl pırıl yapıp yerine takacağız. Evet kardeş, iki amortisör burada. Seninkine şöyle bir basayım. Evet, seninki böyle. Yeni amortisöre basıyorum. Bırakıyorum. Seninkisi kaldı zaten. Evet, gördüğünüz üzere senin amortisör patlamış. Hatta bir defa daha bassam bu onu yine geçer yani. Ben de merak ettim şimdi. Vallahi geçti. Evet. Doğru işlem yapılınca oluyor arkadaşlar. Bu araçta gördüğünüz üzere 4 amortisörü değişti. 25 bin lira para harcadık ama sadece motora değil, her şeyine para harcadık. Zinciri değişti, baskı baratası değişti. Teste cantlaması vardı. Debriyaj çok sertti. Şu an debriyajı pamuk gibi oldu. Araç ilk kalkarken milimetrik milimetrik kaldırabiliyorsunuz. Vibrasyonu yok, titremesi yok. Ama genel olarak araca bir ağır bakım yaptık. Bu akşam araç sahibi de gelir. Onunla da ilgili yine bir video çekeriz. İlk hali, son hali o daha iyi biliyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Dediğim gibi Albea üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz.
Bizim de farkımız bu. Sadece bir araç üzerine çalışıyoruz. Bir araç üzerine yoğunlaşıyoruz. Bizim bu atölyemiz, grubumuzun atölyesi. Burada bu atölyede birçok kişinin emeği var. Birçok değer verdiği insanın emeği var. Hep beraber elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar arabaları yapmaya çalışıyoruz.